Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çok lezzetli. Patates püreli tavuk hazırlayacağız. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen sizleri daha fazla bekletmeden bu lezzetli yemeğin yapım aşamalarına geçelim. Kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. 4 kişi için 4 adet tavuk göğsü kullanıyorum. Yani bir tane tavuk göğsünü ortadan ikiye kestiğinizi düşünebilirsiniz. 700 gram kadar. Bıçakla hafif çok dibe inmeden çizik atıyorum. Tam aşağıya inmeyin, yani bıçak tahtaya değmeyecek şekilde. Ve kenar kısımlardan ince ince çizikler atıyorum. Böyle iç kısmını patates püresi dolduracağımız için içini dolduracak şekilde hazırlamamız gerekiyor. Tam videoda gördüğünüz şekilde hazırlayabilirsiniz. Böyle çok keskin bir bıçak kullanırsanız çok rahatlıkla hazırlayacaksınızdır, gördüğünüz gibi. 4 tanesini de aynı şekilde hazırlıyorum. Hazırladığım tavukları kenara alıyorum. Şimdi onlar için bir sos hazırlayacağım. Yarım çay bardağı sıvı yağ ya da zeytinyağı. Birer çay kaşığı kırmızı toz biber, karabiber, tuz ve biraz da kekik. Baharatları arzu ettiğiniz gibi azaltıp çoğaltabilirsiniz. Karıştırdıktan sonra tavukları şöyle bolca sosa buluyorum. Bu esnada isterseniz bir diş sarımsak da kullanabilirsiniz. Bütün tavukları önce sosa bulayacağım. Ondan sonra kabın içine alacağım. Oldukça lezzetli ve çok pratik bir yemek arkadaşlar. Aynı şekilde hazırlayıp akşamdan ertesi gün bile pişirebilirsiniz. Tuza 30 santim hemen hemen bir borcam kullanacağım. Borcamın içerisine tavukları diziyorum. Borcamı yağlamanıza falan hiç gerek yok. Zaten tavuk olduğunca yağlı. Yemeğimizin en önemli, en güzel kısmı burası arkadaşlar. Yağlı kağıdı güzelce ıslatın, parçaları koparıp tavuğunuzun içine yerleştirin. Daha sonra pişirdikten sonra bu kağıtları çıkaracağız. İçerisine patates püresi dolduracağız. Alüminyum folyo da varsa onu da kullanabilirsiniz. Ama yağlı kağıt daha sağlıklı olduğu için ben yağlı kağıt kullandım. Böyle parçalara koparıp içine yerleştirdim. İyice bastırın. Tamamen içine yerleşsin. O yanma falan yapmıyor ama muhakkak ıslatın. Islatmazsanız yanabilir. Hepsinin içine yağlı kağıdı yerleştirdikten sonra kalan sosumu da üzerine döküyorum. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında hafif kızarana kadar pişiriyorum. Ortalama bir 30-35 dakika yeterli geldi. Tavuk fırındayken ben 2 tane orta boy patatesi haşladım. Sıcak sıcak hemen eziciyle ezdim. Tamamen püre haline getirin. İçerisine hemen hemen yarım çay kaşığı tuz ve karabiber ilave ediyorum. Bir tutam şöyle kaşar, geri kalan kaşarı da üzerine dökeceğiz. Toplamda bir 150 gram kadar kaşar peyniri kullandım. Patates püresini hazırladıktan sonra tavuğu fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde pişti. Kağıtları artık içerisinden
çıkartıyorum. Kağıt koymadan yapabilir miyiz diye sorabilirsiniz ama bu ortadaki boşluğu bırakabilmemiz için kağıt koymamız gerekiyor. Hazırladığım püreyi içerisine dolduruyorum. Böyle iyice bastırarak doldurun ve patatesinizi çok fazla kullanıp bence ziyan etmeyin. 2 tane orta boydan küçük patates bile yeterli geliyor. İyice içine doğru dolduruyorum. İsterseniz biber falan da kullanabilirsiniz. Kaşar yerine biber, domates kavurarak böyle. Üzerine de kaşar peyniri serpiştiriyorum. Arzuya göre biber, domates koyabilirsiniz. Ben bir tane biber ve bir tane domatesi dilimlere ayırdım. Üzerine bu şekilde yerleştirdim. Tekrar fırına yollayacağız. Önceden ısıtılmış, yani fırınımızı zaten kapatmayalım, sıcak bir şekilde kalsın. 200 derecelik fırında sadece hafif üzeri kızarana kadar pişireceğim. Çok fazla değil. Fırından getirip artık sunuma hazırlayabilirim arkadaşlar. Oldukça lezzetli bu yemeği denedikten sonra zaten bana hak vereceksiniz. Siz ayrıntılı güzel, bu lezzeti izlerken ben de videomu bitireyim. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Kanalıma abone olmayı, ufak da olsa bir yorum bırakmayı, hatta birden 10'a kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.